Gençler merhabalar. Değişen dünya siyaseti karşısında Osmanlı, değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyaseti. Yani diğer bir ifadeyle işte duraklama ve gerileme dönemi, diğer bir ifadeyle arayış yılları, değişim ve diplomasi. Tamam mıdır? Böyle bilelim. Şimdi burada ilk önce siyasi olaylardan bahsedeceğiz. Duraklama ve gerilemenin siyasi olaylarından sonra o dönemin ıslahatlarından bahsedeceğiz. Tamam mıdır? Arkadaşlar birinci başlığımız burada Osmanlı, İran savaşları. Şunu hatırlayın, Osmanlı Devleti ile İran arasındaki savaşlar Yavuz Sultan Selim döneminde başlamıştı. 1514 yılında Çaldıran Savaşı yapılmıştı. Genellikle savaşların sebebi Şii ve sınır problemleriydi. Daha sonra Kanuni döneminde taht değişikliğinden dolayı savaşlar yeniden başladı. Ve burada ilk resmi antlaşmamız olan Amasya'yı imzalamıştık ve İran'dan çok toprak almıştık. 3. Murat dönemine geldiğimizde, yani yükselme döneminin son padişahı olan 3. Murat dönemine geldiğimizde İran'la savaşlara yine devam edildi ve Ferhat Paşa Antlaşması imzalamıştık. Bu antlaşmayla Osmanlı doğudaki en geniş sınırlarına ulaşmıştı. Daha sonra duraklama döneminde, yani 17. yüzyılda İran'la savaşlara devam edildi. Ki 1. Ahmet döneminde Nasuh Paşa, 2. Osman döneminde Serav Antlaşması, 4. Murat döneminde de Kasr-ı Antlaşması imzalandı. Ben bu antlaşmaları teker teker yazacağım size. Bakın şimdi, Kanuni döneminde genellikle savaşların sebebi sınır ve Şii problemleriydi. Kanuni döneminde 1555 Amasya Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma Osmanlı'nın İran'la imzaladığı ilk resmi antlaşmaydı. Daha sonra 3. Murat döneminde Ferhat Paşa, 1590 tarihli Ferhat Paşa Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla Osmanlı doğudaki en geniş sınırlarına ulaşmıştı. Ben istiyorsan şöyle kırmızı kalemle hemen yazabilirim. İlk resmi antlaşma doğudaki en geniş sınırlarına ulaştı. Arkadaşlar 1. Ahmet döneminde savaşlara devam edildi. 1. Ahmet döneminde 1611 yılında Nasuh Paşa Antlaşması imzalandı. Osmanlı aldığı toprakların bir kısmını geri verdi. 2. Osman döneminde 1618'de Serav Antlaşması imzalandı. Vergilerle ilgili, ödemesi gereken vergiyle ilgili değişiklikler yapıldı. 4. Murat döneminde 1639 yılında Kasr-ı Şirin Antlaşması imzalandı. Kasr-ı Şirin Antlaşması ile 4. Murat döneminde imzalanan bu antlaşma ile bugünkü, yumuşak G olmaz, bugünkü sınırlar çizildi. O zaman Türkiye'nin bugün İran'la olan sınırı 4. Murat döneminde imzalanan 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması'yla çok büyük bir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir. O yüzden şöyle bir bilgi kullanırız. Bugünkü sınırlarımız çizen en eski antlaşma Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanan Kasr-ı Şirin'dir. Yani aşağıdaki devletlerden hangisiyle sınırlarımız çok eski zamana dayanmıştır sorusunun cevabı İran'dır. 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması'ndan günümüze kadar çok da değişikliğe uğramadı. 4. Murat da bu seferde, İran'a düzenlemiş olduğu seferde Bağdat'ı geri aldığı için kendisine Bağdat Fatihi ünvanı verildi. Tamam mıdır arkadaşlar? İran'la olan savaşlar 17. yüzyılda, İran'la olan savaşlar bu. Daha sonra 18. yüzyıla geçtiğimizde yine ufak tefek savaşlar göreceğiz sizinle. Tamam mıdır? Şimdi hemen geçiyorum ikinci savaşa. Osmanlı-Venedik savaşları. Şunu hatırlayın, Osmanlı Devleti ile Venedikler arasındaki ilk savaşlar 1. Mehmet döneminde. Yani Osmanlı'nın hani ikinci kurucusu vardı ya, Ankara Savaşı'ndan sonra Fetret Devri'ne girmişti Osmanlı. O Fetret Devri'ni bitiren, devleti yeniden kuran Çelebi Mehmet'ti, 1. Mehmet. O dönemde başlamıştı Venedik'le savaş. Venedik'le savaşı aslında ben size şöyle, gençler,
Aslında şöyle harita yapsam niye düşünemedim ben size harita çizmeyi 36, 42, 26, 45'e göre? Allah Allah, ne büyük bir gaflet bendeki de. Şimdi şimdi şurası İran diye düşünün, tamam mı gençler? İran. Ne oldu o zaman? Kas-ı Şirin'le bugünkü sınırlar şöyle belirlendi. Burası da Venedik, tamam mı? Venedik İtalyan şehir devletlerinden bir tanesi. Bizim Venedik'le savaşlarımız genellikle Akdeniz'de oluyor. Akdeniz'de egemen olma mücadelesi. Çelebi Mehmet döneminde başladı bu savaşlar. Kanuni Fatih döneminde, Kanuni döneminde bu savaşlar devam etti. Ki biz şunu bir hatırlayın. Kanuni döneminde Venedik liderliğindeki Haçlı donanması ile Pirevezi Deniz Savaşı'nı yaptık. Onları perişan ettik. Akdeniz Türk Gölü oldu. Sokulu Mehmet Paşa, 2. Selim, Sarı Selim döneminde Sokulu Mehmet Paşa Kıbrıs'ı aldı. Aslında onun seraskeri Lala Mustafa Paşa'ydı. 1570'de aldı. Ne olmuştu burada? İnebahtı Deniz Savaşı oldu ve bizim donanmamız ilk defa burada Venedik tarafından yakılmıştı. Tamam, ben ileride size donanma yangınlarını teker teker yazarım yeri geldiğinde. Şimdi bu savaşlar, burada bıraktığımız savaşlar 17. yüzyılda da devam etti. Genellikle Osmanlı Devleti ile, hemen şurada yerini göstereyim de, genellikle Osmanlı Devleti ile Venedik arasındaki savaşlar 17. yüzyılda Girit Adası yüzünden çıktı ve Osmanlı, arkadaşlar, Girit Adası'nı kuşattı. Bu kuşatma 1645'te başladı, 1669 yılına kadar devam etti. Yani 24-25 yıl kuşatma sürdü. Yani şöyle, 1. İbrahim döneminde başladı bu kuşatmalar. 4. Mehmet döneminin ortalarına kadar devam etti. Şimdi biz Girit'i alamamıştık. Bu dönemde, yükselme döneminde Girit kuşatıldı, fethedilemedi. Peki bu adaların önemi nedir? Yani niye kuşatıyoruz? Çünkü Akdeniz'de güvenliğimizi sağlamak istiyoruz. Çünkü buradaki Venedikli korsanlar bizim gemilerimizin güvenliğini tehdit ediyor. İstanbul'dan Mekke'ye giden hacılarımızın güvenliğini tehdit ediyorlar. Onların gemilerinin önlerini çevirip onları soyuyorlar. Doğal olarak o bölgede başka devletin varlığı Osmanlı'nın egemenliğini zediliyor. Şimdi Osmanlı işte Akdeniz'e egemen olmak amacıyla 1645'te Girit'i kuşatıyor. Ve 24-25 yıl süren savaş sonucunda Girit fethediliyor. Arkadaşlar, Girit'i fetheden, ki 4. Mehmet dönemidir, 4. Mehmet dönemidir. Girit'i fetheden serasker ya da o dönemin sadrazamı Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'dır. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa döneminde Girit fethedilir. Burada bilmeniz gereken bilgi de şudur. Osmanlı'nın, bakın, Osmanlı'nın Akdeniz'de fethettiği son ada Girit'tir. Tamam mı? Bunu unutmuyoruz. Osmanlı'nın Akdeniz'de fethettiği son ada Girit adasıdır. Bundan sonra da Osmanlı Devleti Akdeniz'de herhangi bir ada fethetmeyecek. Savaşlarımız olacak ama herhangi bir toprak alamayacağız. Tamam mıdır? Akdeniz için söylüyorum tabii ki bunu. Şimdi geçiyorum 3. devlete. Osmanlı Lehistan. Lehistan savaşları. Şuraya bakın gençler şimdi. Şöyle Osmanlı topraklarını şöyle çizeyim ben size. Şurası, şu bölge, şurası bugünkü Romanya, yani diğer bir ifadeyle bugünkü Eflak ve Boğdan, Eflak, Boğdan, Erdel bölgesi, böyle düşünün. Bunun kuzeyinde de Lehistan toprakları var. Lehistan. Biz Lehistan'la ilişkilerimiz yükselme döneminde başlamıştı. Şimdi Lehistan'la bizim sıkıntımız şu. Şurası Lehistan'la Osmanlı arasındaki sınır ve Lehistan'la Osmanlı arasında bir sınır problemi var. Yani Lehistan, Eflak, Boğdan içlerine karışıyor, yani kaşınıyor. Doğal olarak Osmanlı Devleti 17. yüzyılda Lehistan seferine çıkıyor. Mesela hemen teker teker yazayım, siyahla başlamışım, siyahla devam edeyim. İkinci Osman, bu cümle önemlidir. İkinci Osman, Hotin seferine çıkıyor. Yani bizim Lehistan'da bu dönemde yaptığımız ilk savaş Hotin Savaşı. Hotin seferine çıkıyor. Lehistan'a sefer düzenliyor. İkinci Osman orduyu alıyor. Hotin'e geliyor. Burada Osmanlı Devleti ciddi bir başarı sağlayamıyor. Bunun temel sebebi Yeniçerilerin düzensizliğidir. Yani Yeniçeriler savaş alanını terk ediyorlar. İkinci Osman'a itaat etmiyorlar. O yüzden
Hemen buradan bir bağlantı kuruyorsunuz çocuklar. O yüzden 2. Osman Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma hesaplarını yapıyor. Bakıyor ki Yeniçeri sorun, sıkıntı. Kaldırma hesapları yapıyor. Bunu hayatıyla ödüyor. O zaman Hotin Seferi sırasında Yeniçerilerin düzensizliği yüzünden Osmanlı burada başarılı olamıyor. Ve 2. Osman bunun üzerine Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma hesapları yapıyor. Bunu da hayatıyla ödüyor. Yeniçeriler tarafından tahttan indirilerek öldürülen ilk Osmanlı padişahı 2. Osman oluyor. Hotin'le bunu birleştireceksiniz, tamam mı? Birincisi bu. Daha sonra 4. Mehmet döneminde, arkadaşlar Lehistan Seferi oluyor. Lehistan Seferi, yine bu dönemin serasgeri Köprülü Fazıl Ahmet Paşa. Arkadaşlar Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Lehistan Seferi'ne çıkıyor. Hatta bu seferi 4. Mehmet izliyor, takip bile ediyor, gidiyor yani. Osmanlı bu savaşta galip geliyor. Bu galibiyet sonucunda 1672'de Bucaş antlaşması imzalanıyor. Bu antlaşmayla Osmanlı çok nereye aldığına bakmayın siz burada. Bu antlaşmayla Osmanlı batıdaki en geniş sınırlara ulaşıyor. O zaman Osmanlı'nın doğudaki en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşma Ferhat Paşa, batıdaki en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşma Bucaş olmuş oluyor. Yani şöyle yapabilirim, tamam mı? Şuna dikkat ediyorsunuz. Doğudaki en geniş sınırlar Ferhat Paşa, batıdaki en geniş sınırlar Bucaş. Peki Bucaş hangi padişah dönemi? 4. Mehmet, ki 4. Mehmet'in lakabı Avcı Mehmet'tir. Zaten ava merakı başını yaktı. Ferhat Paşa antlaşması ise 3. Murat dönemiydi. Bunu unutmuyoruz, tamam mıdır? Şimdi geliyorum 4. devlete. Osmanlı-Avusturya savaşları. Burada şunu hatırlatmak istiyorum size. Avusturya Habsburg'du hatırlarsanız. Habsburg sülalesi. Gençler, bizim Avusturya ile savaşlarımız Kanuni döneminde başladı. Kanuni döneminde Avusturya ile sınır problemleri yaşadık. Neden? Çünkü Habsburgların yönettiği 3 devlet vardı. Kutsal Roma Cermen, Şarken, Yanoş, Macaristan ve Ferdinand, Avusturya. Kanuni Belgrad'ı aldı. Fatih kuşatıp alamamıştı. Kanuni Belgrad'ı alınca biz Habsburglarla akraba olduk diyecektim neredeyse. Sınır komşusu olduk ve Kanuni Mohaç'la Macaristan'da egemenlik kurdu. Bu ilk Habsburglarla savaşımızdı, Mohaç Meydan Muharebesi. Sonra Kanuni yine Viyana Seferi'ne çıktı. Onları dize getirdi. Sonra Almanya Seferi'ne çıktı. Hatırlayın burada 1533 tarihinde bir İstanbul Antlaşması imzalandı. Kanuni döneminde. Bunu imzalayan Pargalı İbrahim'di. Kanuni'nin sadrazamı. O yüzden İbrahim Paşa Antlaşması diye de geçer. Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti Avrupa üstünlüğünü ele geçirdi. Hatırlayın, ben orada şekilde çizmiştim. Avusturya Arşidükü, yani Avusturya'nın kralı, bizim sadrazama denk olmuştu. Hatırladınız mı? O zaman Osmanlı padişahının, Kanuni'nin dünyada dengi yok. O zaman Osmanlı Avrupa siyasetinde en üstün güç oldu. Avrupa'da siyasal üstünlüğü ele geçirdi. Kanuni döneminde böyle bir savaş olmuştu. 3. Murat döneminde biz uzun Türk savaşları yaptık. Bir mola verdik böyle o arada. Biz ziget varımız oldu. Kanuni'nin son seferiydi, hatırlayın. Sonra bir mola daha verdik. 1593'te 3. Murat döneminde bir savaş yaptık. Uzun Türk savaşları diye geçer bu. Orada biz aslında bozguna uğradık. Çok böyle bilgisini vermeye gerek yok onun. Bozguna uğradık. Öyle, bu dönemde 3. Murat öldü. Yerine oğlu 3. Mehmet geçti. Şimdi 3. Mehmet döneminde bakın 3. Mehmet döneminde arkadaşlar Haçova Meydan Muharebesi oldu. Haçova Meydan Muharebesi ile 3. Mehmet galip geldi ve Eğri Kalesini fethetti. O yüzden 3. Mehmet'e bunu unutmuyoruz. Eğri Fatihi unvanı verildi. İşte burada da şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Kanuni öldü. Yerine oğlu 2. Selim geçti.
O da öldü. Yerine oğlu 3. Murat geçti. O da öldü. 3. Mehmet geçti. Peki hatırlayın şunu. 2. Selim ordunun başında sefere gitmedi. 3. Murat da ordunun başında sefere gitmedi. O zaman Osmanlı'da ordunun başında sefere gitme geleneğini bitiren 2. Selim oldu. Onun oğlu 3. Murat da gitmedi sefere. 3. Mehmet ise sefere çıktı. O zaman Kanuni'nin ölümüyle ordunun başında sefere gitme padişahın ordunun başında sefere gitme geleneği bitmişti. Bu geleneği yeniden başlatan 3. Mehmet oldu. Bizzat 3. Mehmet ordunun başında sefere gitti. Eğri Kalesi'ni Avusturya'dan aldı ve kendisine Eğri Fatih unvanı verildi. Peki ondan önce babası 3. Murat gitti mi? Hayır. Dedesi 2. Selim gitti mi? Hayır, gitmedi. O yüzden arkadaşlar 3. Mehmet'i unutmamak lazım burada. Tamam mı? Eğri Fatih unvanını bu sebepten dolayı kendisi aldı. Yani bundan dolayı Eğri Fatih unvanı kendisine verildi. Devam ediyorum. 1. Ahmet döneminde Avusturya ile savaşlara devam edildi ve 1606 Zitva-Torok antlaşması imzalandı. Bu antlaşma çok parlak bir antlaşma değil. Neden? Çünkü bu dönemlerde bizim hem İran'la savaşlarımız devam ediyor, sıkıntılı günlerimiz. Hatırlayın, bak İran'la savaşlar devam ediyor bu tarihlerde ve ayrıca Celal isyanlarımız var bizim. Yani Osmanlı Celal isyanları yüzünden Avusturya ile olan savaşlarda çok da istediği başarıyı sağlayamadı. Bu bir yorum sorusudur, unutmayın, tamam mı? Osmanlı neden Avusturya savaşlarında istediği başarıyı sağlayamamıştır? Çünkü doğuda İran'la savaşıyoruz, çünkü Anadolu'da bir Celal isyanı var. O yüzden böyle kötü bir antlaşmamız aldık. Çok kötü değil ama çok da iyi değil, kötü yani. Kanuni dönemi ihtişamı yok burada. Bu antlaşmayla Avusturya Arşidükü, Avusturya Kralı protokol bakımından Osmanlı Padişahı'na denk oldu. Zitva-Torok'un yorumu budur. Zitva-Torok antlaşmasıyla Avusturya Kralı protokol bakımından Osmanlı Padişahı'na denk oldu. Peki 1533 İstanbul'da neydi? Avusturya Arşidükü protokol bakımından Osmanlı Sadrazamına, Osmanlı ikinci adamına denkti. Şimdi Padişahı'na, birinci adamına denk oldu. O yüzden şöyle bir yorum yaparız. Osmanlı Devleti Avrupa'daki siyasal üstünlüğünü kaybetti. O yüzden dikkat ederseniz, başlık ne? Değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyaseti. Gördünüz değil mi başlık? Dünya siyaseti, dünya dengeleri değişiyor. İşte değiştiğinin kanıtını burada gördük. Yani Osmanlı artık zorlanmaya başladı. Tamam mıdır? İkinci bilgimiz bu Osmanlı-Avusturya savaşlarında. Arkadaşlar, üçüncü bilgimiz de şu. Dördüncü Mehmet döneminde, bu arada Osmanlı tahtında en uzun süre kalan padişah Kanuni'dir. Kanuni'den sonra en uzun süre başta kalan padişah 4. Mehmet'tir. 4. Mehmet döneminde arkadaşlar Uyvar seferine çıkılıyor ki yine serasker Fazıl Ahmet Paşa'dır. Uyvar seferine çıkılıyor. Arkadaşlar, bu savaşta Osmanlı galip geliyor ve 1664 yılında Vasvar antlaşması imzalanıyor. Bu Vasvar antlaşmasıyla Uyvar Osmanlı'ya bırakılıyor. Osmanlı Uyvar'ı alıyor. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'ya Uyvar Fatihi unvanı veriliyor. Köprülü Fazıl Ahmet Uyvar Fatihi. Çocuklar, burada hemen bir şeyi daha söyleyeyim size. Osmanlı Devleti'nin şimdi şuraya bakın da Osmanlı Devleti'nin batıda en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşma Bucaş'tı. Kim imzaladı bunu? Lehistan ile imzaladı. Şuraya bakın şimdi. Vasvar Antlaşması kimle imzalandı? Avusturya ile imzalandı. Osmanlı Devleti'nin Avusturya'dan son toprağı alması, Avusturya'dan son tazminatı alması Vasvar Antlaşması ile oldu. Yani Vasvar Antlaşması'ndan sonra Osmanlı Avusturya'dan artık taze bir toprak alamayacak. 1672 Bucaş Antlaşması'ndan sonra Osmanlı bir daha Avrupa'da taze bir toprak alamayacak. Aslında mantık çok kolay. Şimdi biz Avusturya ile 1664'te Vasvar Antlaşması'nı imzaladık. Uyvar Kalesi'ni aldık.
Tamam. Ondan hemen 8 yıl sonra 1672'de Lehistan'la Bucaş Antlaşması'nı imzaladık ve Podolya Ukrayna'yı alarak Engin'in sınırlarımıza ulaştık. Ne demek Engin'in sınırlara ulaşmak? Bir daha Osmanlı batıda bu sınırların daha ötesinde başka toprak alamadı demek. Tamam mıdır? O zaman Osmanlı'nın batıda taze toprak fethettiği son antlaşma hangisi olmuş oldu? Bucaş. Peki ondan önceki antlaşma Vasvar kimle imzaladı? Avusturya ile. O zaman Osmanlı'nın Avusturya'dan toprak kazandığı son antlaşma hangisi olmuş oldu? Vasvar. Anladınız mı? Aslında mantık çok kolay. Bana bile bırakmaya gerek yok. Yani benim bile yorum yapmama gerek yok. Siz bunu buradan çok rahatlıkla çıkarabilecek yeteneğe sahipsiniz. Şimdi geliyoruz diğer bir olaya. Yine biz 17. yüzyılda en çok Avusturya ile savaştık. Tamam mıdır arkadaşlar? Diğer bir olay 1683 2. Viyana kuşatması. İkinci Viyana kuşatması. Arkadaşlar dönemin bu işte 4. Mehmet'le başlayacak, 2. Mustafa ile devam edecek, 4 padişah yiyecek bu olay, tamam mı? Arkadaşlar şimdi 4. Mehmet padişah başladığında Mehmet padişah ve Serasker ordunun başında sefere giden Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, tamam mı? Şimdi Viyana dediğimiz yerde burası, Avusturya'nın başkenti. Avusturya ile bizim en çok sorunumuz hep sınır problemleri, yani Macaristan. Avusturya ya Macaristan içlerimize karışıyor, yani Budin Beyler Bey'in içlerine karışıyor, ya ödemesi gereken vergiyi vermiyor. Doğal olarak da Osmanlı ile Avusturya arasında sürekli savaşlar oluyor, gördüğünüz gibi. Tamam mı? Şimdi yine burada bir problem çıkıyor. Avusturya ile Osmanlı arasında sıkıntı yaşanıyor. Bunun üzerine Osmanlı Avusturya'ya savaş açıyor. Şimdi normalde bakın buralarda da savaş var ama buradaki savaş biraz farklı. Viyana Avusturya'nın başkenti. Osmanlı Viyana'yı kuşatmak için sefere çıkıyor. Viyana'yı kuşatmak için sefere çıkıyor. Bu akıl alır gibi değil. Kanuni gitti arkadaş. Almak istemedi Kanuni aslında. Höt deyip korkutmak istedi. Geri geldi. Şimdi Merzifonlu Kanuni'nin yapamadığını yapıp şan şöhret kazanmak istiyor. Yeterli hazırlığın da yok. Yava yakında kış ayı bastıracak. Normalde Osmanlı'da seferler ya da savaşlar yaz ayında olur arkadaşlar. Kış ayında kolay kolay savaş olmaz. Şimdi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa orduyu alıyor. Tamam iyi bir asker hemşerim de ama yani Kanuni yapmamış atan arkadaş dikkat et biraz ya. Yani Katolik dünyası çöker Viyana düşerse ezilirsin altında. Alıyor orduyu gidiyor sefere. Arkadaşlar Viyana'yı kuşatıyor. Kış ayı bastırıyor. Kuşatma uzuyor. Bunun üzerine Avusturya gençler Papa'dan yardım istiyor. Biliyorsunuz Papa Katolik dünyasının lideri, Hristiyan Katolik dünyasının lideri. Papa'dan yardım istiyor ve 1683'te Osmanlı'ya karşı kutsal ittifak ortaya çıkıyor. Yani Hristiyan dünyası bir araya geliyor, Ortodoks ve Katolik. Kim var burada? Avusturya. Arkadaşlar, Venedik, Lehistan, Rusya, Malta, Papa'nın etrafında birleşiyorlar, bir araya geliyorlar, Osmanlı'ya saldırıyorlar. Yani Osmanlı bir cephede savaşacakken, 1, 2, 3, 4, 5 cephede birden savaşmak zorunda kalıyor. Burası da Rusya. Bu savaş 6 ay sürecekken, 16 yıl sürüyor. Arkadaşlar 2. Ahmet başa geçiyor, ölüyor. İşte 2. Mustafa, 2. Süleyman, yani 4. Mehmet. Yani 4 tane padişah var bu dönemde. Merzifonlu idam ediliyor yaptığı stratejik hata yüzünden. Osmanlı tarihinin en büyük yenilgisini alıyor. İlk önce 1699'da Karlofça, 1700 yılında İstanbul Antlaşması'nı imzalıyor. Karlofça'yı Osmanlı Devleti, Avusturya, Venedik ve Lehistan arasında imzalanıyor. İstanbul ise yine Osmanlı ve Rusya arasında imzalanıyor. Şu antlaşmayla Osmanlı ilk defa toprak kaybediyor. Osmanlı
tarihinde ilk defa geniş çaplı bir toprağı kaybederek gerileme dönemine giriyor. Doğal olarak artık dünya dengeleri, dünya siyaseti iyi dediğiye değişmeye başlıyor. O zaman Osmanlı'nın duraklama dönemini bitirip gerileme dönemini başlatan antlaşma Karlofça olmuş oluyor. 1700 İstanbul Antlaşması'yla Osmanlı Rusya'ya Azak Kalesi'ni bırakıyor. Hatta ona bir de İstanbul'da elçilik açma hakkını veriyor. Elçilik açma hakkını vermek demek içlerine müdahale demek. Azak Kalesi'ni vermek demek ne demek? Çocuklar, Azak Kalesi, Azak Denizi'nin kenarında, Karadeniz'in kuzeyinde bir kale. Peki Rusya burada ve sen Rusya burayı veriyorsun. Ya arkadaş, arada Kırım var ya. Rusya burayı atlıyor, burayı alıyor. Rusya Karadeniz'e kıyı elde ediyor ve Rusya artık Osmanlı'nın ağzına edecek, bundan sonra canını okuyacak. Osmanlı baş belası Rusya olacak bundan sonra. Rusya işte bu tarihten sonra sıcak denizlere inme politikasını başlatıyor. Görüyor musunuz olayı? Bir hata nelere mal oldu? Osmanlı işte böylelikle gerileme dönemine giriyor. Tamamdır arkadaşlar. Tahtamızı temizleyelim. Kaldığımız yerden siyasi olaylarla devam edelim. Hadi bakalım.